Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma Aleyküm hoş selam. geldiniz. Nasılsınız? Aleyküm. İyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yapraklarımızı şöyle göstereyim. Şöyle yukarıdan komple alayım. Yapraklarımızın bir kısmını topladık arkadaşlar. Bunları şimdi katlayacağız. Şöyle yaprağımızın büyüklüğünü de gösterelim. Tazecik ve incecik yapraklarımız. Bizim asma 2-3 çeşit arkadaşlar. Üçü de ilk yaprakları çok güzel ama birinin yaprakları sonradan ilk yaprağı yani ikinci yaprağı sonradan kartaşıyor. İki tanesi güzel oluyor, bir tanesi kartaşıyor arkadaşlar. Biz de ilk yapraklarını topladık. Şimdi bunları bidonlara basarak ve sipariş olarak göndereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şehir dışına sipariş gönderemiyorum. Niye gönderemiyorum derseniz kargo parası çok yüksek tutuyor. İnanın o kargo parasıyla dünya kadar yaprak alınır. Kargo ile anlaşmayı da belli bir şey göndermen, kilo göndermen gerekiyormuş bir yıl içinde. Yani onun Öyle mi? için Tamam. anca öyle şey oluyormuş. Ne bileyim ben. İşte o işte. Şimdi bunları dizeceğiz arkadaşlar. Katlayacağız. Sonrasında nasıl Ayakçı. bidonlara basıldığını sizlerle beraber paylaşacağız. Açtım. Arkadaşlar bakın yaprağımız çok güzel ıslandı. Akşamdan ısladı. Orayı gösteremedim size ama katladık çocuklarla beraber. Sonrasında sıcak suyu hala ılıklık da var. Sıcak suyu güzelce üstüne kaynattım. Döktüm arkadaşlar. Ondan sonra şimdi katlayıp arasına tuz koyup bidona koyacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu benim siparişim. Çünkü arkadaşım istedi, geçen seneden söz aldı o yaprağı. Ona geçen sene gönderdim ben. Gönderdiğimde dedi ben yaprağı alınca dedi seneye dedi şimdiden dedi söz istiyorum dedi. Ben de tamam dedim. Ama işte kargosu çok uzun şey pahalı gidiyor Bugün mü arkadaşlar. gideyim? Yok son. Kargosu çok pahalı gidiyor arkadaşlar. Şöyle ki kargo çok şey yapıyor, pahalı. Ona ben söyledim, o da dedi ki ne, benim kız kardeşimin anlaşması var dedi. O dedi devamlı dedi, kargo ile işi var dedi. Onun adına gönder dedi. Ben de tamam dedim. Kardeşinin adına göndereceğiz inşallah. Çünkü kargo ile anlaşman olması lazım göndermek için. Belli bir şeyi var onun. Yükü var. O kadar göndermen lazım işte. Hele bilmem ne kadar gün içinde. Ya kova dedin yani. Plastikten mi? He. Var mı öyle? Şu Sıraç Ömer abi de geniş vardı da. Bundan 3 tane geniş var. Ama geri gelmeyecek o ha. Tamam. Gidecek öyle. Kartona niye uyduruyorlar? Patlıyor diyorlar. Bir kez çok kovasına koyduk hatırladın mı? Çöp kovası deldi şu. Tezgahın üstünde kullanılan çöp şeyleri yok mu? Onları aldık yepyeni markette. Ondan sonra onun içine koyduk gönderdik. Halbuki ne onda da devrilir dökülür. Ne anlamı varsa işte kovanın içine koydun mu koydun. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar salamurayı. Islatıp da koyduğun zaman daha Ondan iyi sonra oluyor. şey yapayım anne. Videodan sonra bakayım. Kova oradaysa alayım. Yoksa çiçek adadan bakayım. Varsa. Olur. Yapraklarımız incecik, tazecik. O ne? Oradan şey hava alıyor ya, kalkıyor yavaş yavaş. O tuzu koymazsan olur. Uçur.
çürür. Üç kova, iki buçuk kova gene çıkar değil mi? Bilmiyorum, bakacağız. Ne kadar çıkarsa artık. Bir aralar ufakken şey yapıyordum. Telefona alıyordum, video çekiyordum. Nefes nefese kalıyordum. Ses de çıkıyordu. Muharrem'e gittiydim bir ara, börek yaptırdım. Hatırlıyor musun? İnsan var ya, hayli oruç olduğunu hatırlıyor. Gündüz bir şey yaparken oruçluyum falan. Bizim mahalleden falan yürüyüşe giden kim var? Hiç kimse. Var da Rıdvan Gil var. Gardiyan var ya karşı. Kaç kişi sordu, dediler ilk yaprak. İlk yaprak dedim, vallahi kusura bakmayın, kimseye veremem. Ben o kadına söz verdim. Zaten önceki sene istedi, önceki sene gönderemedim. Yaprak yetişmedi o zaman. Kusura, geçen sene gönderdim ilk yine. Beğenmiş o da, dedi ki ne, şimdiden dedi söz istiyorum dedi yine dedi. Bana dedi iki bidon dedi. Kargosu pahalı işte, kargosu pahalı olması. İnsan gönderir isteyenleri ama kargosu çok pahalı. Beleş kargo yok mu hiç burada? Kargo ücret şeyi, kargo ücretiyle kendini zaten yaprak alır basarsın. Büyük postane nerede? Büyük postane nerede oğlum? Büyük postanenin yerini bilmiyor musun? Ben mi? He. Yo. Gittik ya hani. Küçük postane neden lan lan? Küçük postane olan, küçük postane olan o çarşının Bozkurt'un ilerisinde. Büyük postane var. O büyük değil işte, hani küçük. Küçük bir yeri de küçük, şaka gibinin yanında. Şaka gibinin yanında bir postane. Orada kargo ucu mu var? Surat hani o. Ay surat diyorum. Tamam, o da var. Peri'de de var orada. Uy. Uy, kuş geri geldi. Bayramda bile yağmur yağdı. Bayramda deprem bile oldu. Bir baktım arkadaşlar, millet, herkes bir yere dağıldı. Ben Rümeysa'yla, ben de Rümeysa oturuyordu, ben de yoruldum, uzandım, şöyle bir uzanayım dedim. Anam bir uzandım, daha dalmamına gümbür 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 geldi. Üpürt ettirdi anca. Çekyat bir gitti, bir geldi, bir daha gitti, durdu. Kör, buranın Körguyu mahalle, yani köy, mahalle olarak geçiyor şimdi. Orada olmuş. Adana bölgesinde dolanıyor. Artık ne zaman harekete geçip de vurursa. Kimseye bir şey olmadan hayırlısıyla olup bitseydi bari. Yeter ki o. Kimsenin hakkı bize geçmesin orada. Sonuçta insanlar buna para veriyor. Ben kimsenin hakkının bana geçmesini istemem.
Demir olmaz mı anne? Demir. Buna şey de yapanlar da var. Kürdan şey var ya, çubuk. Dondurma çubuğu. Hayır o değil değil. Demir olmaz mı hani? Kap kap. Sen babanın kapağı değil miydi? O büyük kız. Ne? Bunun kapağını nerede? Babanın kapağını getirdi. Aa o onun işte. Evet arkadaşlar. Böyle. Allah'ım öyle 20 kilo 10 kilo gibi görünüyor videoda. Yani bu rahat 3 kilo alıyor arkadaşlar. Bizim tattırdığımız 1 kilo 350 gram geldi. 2 kilo 700 gram geldi. 6 kilo var en fazla burada. Sonraki kaç kilo geldiydi? 1 kilo o da 1 kilo kaç gram bir geldi? Bir de ıslanmış anne daha çok fazla evet. Olur. Yani şöyle. İkinci bidon arkadaşlar. İkinci bidonu da kapağı doldurayım. Kapağı deneyelim ona. Hı? Kapağı dene bak. Bak onun. Ben o onu zannettim. Ne bileyim ben bükülmüş mü ne yapmış kapak dedim. Arkadaşlar ben diğerinde basayım. Buzlar kollarımı yaktı. Diğerinde doldurayım bakalım artacak mı artmayacak mı? Arkadaşlar asmalarımı yapraklarımı yaptım. Bidona da bastım. Tam aldı. İkisi ağzına kadar doldu. Şunun üstüne plastik şey vardı. Onu koydum. Öbürüne de hava almasın diye. Üstüne çıkmasın. Suyu susuz kalmasın diye. Ona da temiz beyaz muşamba yıkadım. Üzerine kapattım arkadaşlar. Arkadaşlar asma basma videosu böyle. Salamura yapımı böyle. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.